Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Evet sevgili arkadaşlar, 10. sınıf konularından küresel aynalar konusuyla karşınızdayım. Eğer sen hazırsan dostum ben de hazırım. Hadi gel. Bu konuda neler göreceğiz? Temel kavramlardan bahsedeceğiz. Küresel aynalarda yansıma ve özel ışınlardan bahsedeceğiz. Küresel aynalarda görüntü oluşumundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, küresel aynaları nerelerde kullanıyoruz? Arabaların dikiz aynalarında kullanıyoruz. Otoparklarda kullanılan büyük aynalar yine küresel aynalardır. Bu konuyla ilgili ödevleri yapmanı rica ediyorum. Sevgili arkadaşım, yansıtıcı yüzeyi bir küreden elde edilen aynalara küresel aynalar denir. Yansıtıcı yüzeyi kürenin iç kısmında ise çukur ayna, dış kısmı olduğunda ise tümsek ayna denir. Küresel aynalarda odak uzaklık sadece eğrilik yarıçapına bağlıdır diyeceğiz arkadaşlar. Bakınız, hemen sağ tarafta görüyorsunuz. İç yüzey yansıtıcı olduğu zaman çukur, dış yüzey yansıtıcı olduğu zaman tümsek ayna oluyor. Burada bir odak uzaklığımız var, F. Merkez noktamız var, kürenin merkezini temsil ediyor, M. T de arkadaşlar, asal eksen dediğimiz o çap ekseni ile aynanın kesiştiği noktaya tepe noktası diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, çukur aynada yansıma ve özel ışınlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, çukur aynaya herhangi bir ışın gönderdiğimizde bu ışının nasıl çukur aynadan yansıyacağını bulabilmek için merkez noktasından çukur aynaya gelen ışına doğru bir doğru çizilir. Bu doğrunun adı normaldir ve normalle eşit açı yapacak şekilde ne yaparsın? Işını yansıtırsın. Şimdi arkadaşım, eğer çukur aynaya asal eksene paralel gönderirsen ışını, ne olur? Odaktan geçecek şekilde yansır. Odaktan ışını gönderirsek bu sefer de tam tersi, asal eksene paralel olacak şekilde yansır. Eğer merkezden çukur aynaya ışın gönderirsek kendi üzerinden geri yansır. Bu ışınları adın gibi iyi bilmelisin sevgili dostum. Eğer tepe noktasına bir ışın gönderiyorsan çukur aynanın tepe noktasına gelen ışın asal eksenle eşit açı yapacak şekilde yansır diyeceğiz. Çukur aynaya şekildeki gibi paralel gelen ışınlar yardımcı asal eksenin odağından geçecek şekilde yansırlar. Yani arkadaşım, aynadan yansıdıktan sonra odak doğrultusunda bir noktada kesişecekler ve sonra yayılacaklar sevgili arkadaşlar. Şekilde de bunu görüyorsunuz. Peki hocam, tümsek aynada durum nedir? Tümsek aynada da arkadaşlar özel ışınlarımız var. Mesela yine tümsek aynaya herhangi bir ışın gönderdiğimde nasıl yansıyacağını bulabilmek için merkezden normali çiziyorum ve ona göre yansıtıyorum. Birinci şekilde görüldüğü gibi. Odak doğrultusunda ışın gönderdiğimde asal eksene paralel olacak şekilde yansıyor. Asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyor. Merkez doğrultusunda gönderdiğimiz ışın da kendi üzerinden geri yansıyor arkadaşım. Yine tepe noktasına bir ışın gönderirsen tümsek aynada yine asal eksenle eşit açı yapacak şekilde yansıyacak. Tümsek aynaya birbirlerine paralel olacak şekilde gönderilen ışınların uzantıları F üssü noktasında kesişecek şekilde arkadaşlar yansırlar. Şimdi sorumuz şöyle. Asal eksene paralel gelen I ışını çukur aynada yansıyarak asal ekseni şekildeki L noktasında kesiyor. Noktalar arası uzaklıklar eşit ve bir birim olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Çukur aynanın odak noktası L'dir. Evet arkadaşlar, asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçer. Odak da burada L noktasıdır. Çukur aynanın eğrilik yarıçapı 2 birimdir. Eğrilik yarıçapı dediğim merkez noktası. Arkadaşlar, merkez, bakınız, odağı 2 birimse merkezi N noktası olacak ve toplam 4 birim olacak. Bu yanlış. Asal ekseni L noktasından keserek çukur aynaya gelen ışın asal eksene paralel olarak yansır. Yani mevcut ışınımızın tam tersinden bahsediyor. L'den gelen paralel yansır diyor. Bu da doğrudur arkadaşım. Cevabımız 1 ve 3. E seçeneği olacaktır. Diğer sorumuz, asal eksenleri çakışık olan 1 ve 2 çukur aynalardan 1'e gelen I ışını şekildeki gibi yansıyor. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre 1 ve 2 çukur aynalarının uzaklıkları oranı F1 bölü F2 ne olacaktır? Şimdi arkadaşım, I ışını gelmiş, bir birimden gelmiş, paralel gitmiş. Demek ki birinci aynanın odak uzaklığı 1 birim olmalıdır. İkinci aynaya asal eksene paralel gelip bakınız 1, 2, 3 birimden geçecek şekilde yansımış. O da 3 birim olmalıymış. Bunların oranı 1 bölü 3 olmalıdır diyoruz sevgili dostum.
Işının izlediği yol şekilde verildiğine göre F1'in F2'ye oranı nedir? Noktalar arası uzaklıklar aynıymış. Şimdi bak, asal eksene paralel gelmiş, odaktan geçecek şekilde ne yapacak? Yansıyacak. Yani F1'in uzağı 1, 2, 3 birim oluyor. Sonra tümseye odak doğrultusuna gelecek ki paralel dönsün. O zaman tümseyin odağı da 1 birim olur. O zaman F1 bölü F2 3'tür dersin sevgili arkadaşım. Çukur aynada görüntü oluşumu ve özellikleri. Şu anda arkadaşlar bakınız, merkezin dışındaki bir cisme bakıyorsunuz. Merkezin dışındaki cismin görüntüsü nerede oluşmuş? Merkez ile odak, yani MF arasında oluşmuş. Nasıl oluşmuş? Ters oluşmuş. Aynanın önünde oluşan görüntülere gerçek görüntü diyoruz. Gerçek oluşmuş. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi cismin boyu görüntünün boyundan daha büyük oluşuyor. Peki aynı cismi merkeze getirdiğimizde ne oluyor? Dikkat ederseniz merkezde oluşur, ters oluşur, gerçek oluşur. Bir de arkadaşlar cismin boyuyla görüntü boyu burada eşit. Az önce cismin boyu görüntü boyundan büyüktü. Şimdi eşit oldu. Yani gitgide aynaya yaklaştıkça görüntüyü büyütüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bu sefer de merkezle odak arasına getirdik cismi. Görüntü nerede oluştu arkadaşlar? Merkezin dışında oluştu. Ters oluşur. Gerçek oluşur. Dikkat et, cismin boyu görüntü boyundan daha küçük. Peki tam odak noktasına getirdik cismi. Nerede oluşur? Sonsuzda. Hatta bazı kitaplarda böyle bir işaret de görürüz. Evet, odak ile tepe noktası arasında bir cisim varsa görüntüsü aynanın arkasında oluşur. Aynanın arkasında oluşur. Düz oluşur. Aynanın arkasında olduğu için sanal görüntü olur. Bir de arkadaşım dikkat edersen boyu cismin boyundan daha büyüktür diyeceğiz. Tümsek aynada görüntüye baktığımızda sevgili arkadaşlarım, tümsek aynada cisim, bakınız, K cisminin görüntüsü K üssü, L cisminin görüntüsü L üssü. Cisim nerede olursa olsun görüntü aynanın arkasında, odakla tepe arasında oluşur. Cisim nerede olursa olsun görüntü ayna arkasında, F, T arasında oluşur. Dikkat ederseniz K cismi arkada, L cismi önde ve L K'dan daha büyük oluşmuş görüntü olarak. Demek ki cismi sen aynaya yaklaştırdıkça görüntün de yaklaşıyor ve büyüyor. Arkadaşlar burada görüntülerin hepsi düz oluşur ve sanal oluşur. Bir de arkadaşlar, bir de dikkat ederseniz bütün görüntüler cisimden daha küçük oluşuyor. Ta ki cisim aynanın dibine gelinceye kadar. Dibine gelirse ne olur hocam? Cismin görüntüsüyle boyları aynı olur. Ama dibine gelinceye kadar, aynaya yaklaştıkça görüntü büyüyecek, büyüyerek yaklaşacak. Ama cisimden daha küçük olacak. Bunları unutmayalım. Evet, sonuç olarak tümsek ayna önündeki cisim aynaya yaklaştıkça sanal olan görüntüsü büyüyerek aynaya yaklaşır. Cisim sonsuzda ise görüntü odakta nokta şeklinde ve sanaldır. Tümsek aynalar bu özelliklerinden dolayı araçların yan ve dikiz aynaları ile dar sokaklarda ve otoparklarda keskin dönüşlerde kullanılmaktadır. 1, 2 ve 3'teki çukur ve tümsek aynaların odağı F, merkezi M ile gösterilmiştir. Buna göre hareket yönü gösterilen K, L, N cisimlerinden hangilerinin görüntü boyu kısalır? Sevgili arkadaşım, K cismi ne yapıyor? Dikkat edersen odağa, oradan da aynaya doğru yaklaşıyor. Aynaya doğru yaklaştığı için ne yapacaksın? Görüntü uzaklaşır ve büyür diyeceksin. O zaman K'da böyle bir şey olmayacak. L'de ne olacak sevgili arkadaşım? L'de aynaya yaklaştıkça görüntüsü de yaklaşıp küçülecek. Dolayısıyla L olur diyeceğiz. L olur. M için ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Tümsek ayna. Tümsek aynadan N uzaklaştıkça görüntüsü de uzaklaşıp küçülecek gitgide. N de olur. Cevabımız E seçeneği olacak. Küresel aynaların günlük hayatta kullanım alanları. Çukur aynada görüntü, sanal görüntüyü izleyebilmek için cismin odak tepe arasında olması gerekir. Bu durumda görüntü düz ve büyüktür. Dişçi aynalarında kullanıyoruz. Makyaj aynası, arabada far aynası. Arkadaşlar bizim kullandığımız yerler. Tümsek ayna sanal ve cismin boyundan küçük oluşur. Bunu da otoparklarda büyük böyle aynalar vardır. Onları görmüşsünüzdür arkadaşlar. Güvenlik aynalarında yine
kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, konumuzu bitirirken temel kavramları öğrendik. Küresel aynalarda yansıma ve özel ışınları öğrendik. Küresel aynalarda görüntü oluşumunu öğrendik. Bu bizim ödüllü sorumuz sevgili arkadaşlar. Bu soruyu bir sonraki konu anlatımında çözeceğim. Eğer isterseniz hadi gelin bir önceki konunun sorusunu çözelim. Bir duvar saati ve düzlem ayna şekildeki gibi yerleştirildiğine göre düzlem aynada okunan saat kaçı gösterir? Bak hemen bir saat çizebilirsin buraya. 3 yerine bakınız, burada 9'u gösterecek zaten. Ondan sonracığıma burada buçuk gene aynı olacak. Değil mi? Dolayısıyla saat 9.30'u gösterir diyeceksin. Cevabımız E seçeneği olacak. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.